Herkese merhabalar arkadaşlar, kanalımızın yeni bir senaryo tanıtım bölümüne hoş geldiniz dostlar. Biliyorsunuz ki bir önceki bölümde sizler birlikte dünyanın deniz sınırlarını almaya çalışıyorduk arkadaşlar. Bugün ise Türkiye'nin 2025 yılındaki iç savaş senaryosunu oynamaya çalışacağız dostlarım. Umarım senaryomuz hoşunuza gider diyerek buradan Bosna Hersek'e kaldırıyorum. Görüyorsunuz ki 149 binlik bir nüfusumuz varken 35 bin ekonomikle direkt olarak oyunumuzu başlatıyorum dostlarım. Biz eskiden sanırsam Osmanlı Türklerini oynamıştık. Siz bir de Demokratik yani Cumhuriyet Türkiye'sini sormuştunuz. Onu oynamamıştık. Lakin senaryo sitede bir arkadaş yapmış sağ olsun, ellerine sağlık. Şimdi hemen nüfus artışımıza falan vereceğim. Arkadaşlar bu arada senaryonun linki açıklama ve yorum arasında mevcut. Oradan direkt olarak indirip oyun üzerinden terkebilir veya da Discord'uma giderek bizden isteyebilirsiniz dostlarım. Ordu bakımına da falan veriyorum. Şimdi sizlerle birlikte şöyle dünyaya bakacak olursak tek dünyada iç savaş yaşayan Türkiye değil arkadaşlar. İngiltere'de görüyorsunuz ki 3 parça ayrılmış durumda. Bir İngiltere, Galler ve İskoçya. Yakın zamanda Sırbistan'a bir event gelecek ve Yugoslavya'yı kurmaya da başlayacak. Onları da zaten sizlere de göstermeye çalışacağım dostlarım. Şimdi Türkiye'nin diplomasisine baktığım zaman Osmanlı İmparatorluğu kurabiliyor ve şu an Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni vasal almış durumda ve Azerbaycan'ın da bağımsızlığını garanti ediyor arkadaşlar. Şimdi şöyle diğer devletlere bir bakalım liderleri var mı? Evet, bunların biz eskiden liderlerini eklemiştik ve Ziya Paşa diye birisi var şu an Türklerin başında. Milliyetçi Türkiye'nin başında ve Komünist Türkiye'nin başında ise Mustafa Supi diye bir arkadaş var. Biz bakalım demokratik Türkiye'yi ne kadar geliştirebileceğiz. Onu da sizlerle birlikte gözlemleyeceğiz. Bu arada arkadaşlar dünyanın deniz sınırlarını alma serisi biliyorsunuz ki cumartesi pazar atıyorum genelde onlara. Cumartesi pazar yine atmaya devam edeceğim. Merak etme. Onların da diğer bölümlerini bırakmayacağım tabii ki. Daha hepsini atmaya çalışacağım arkadaşlar. Şimdi bizim öncelik olarak hedefimiz komünist taraf olsun. Komünistleri bir topraklarımıza katalım. Ondan gelen ekonomi sayesinde de faşistlere yürürüz. Ondan sonra en sonunda ise Osmanlılara yürürüz arkadaşlar. Hemen sağ üstten turumuzu hızlandırıyorum. Bu arada arkadaşlar yapmamı istediğiniz senaryolar veya seriler varsa yorumlar kısmında kesin olarak belirtmeyi unutmayınız arkadaşlar. Hem oyunla uğraşıyorum. Bir de yakın zamanda tatile gideceğim arkadaşlar. O yüzden sizlere videolar da hazırlamaya çalışıyorum. Yani günde 4 tane video falan çekmeye çalışacağım genel olarak. Yani hepsini planlamam lazım. Haberiniz olsun, onları da size söyleyeyim. Şimdi askerlerimi şöyle komünist tarafa yığacağım. Bu arada senaryomuz buff'lı değil arkadaşlar. Onu da size söyleyeyim. Yalnız diğer devletlerde sanırsam bizim ayarladığımız eventler vardı. Bakalım arkadaş o eventleri eklemiş mi? Çünkü Osmanlı Türkleri biliyorsunuz ki başa bir hatun geçiyordu arkadaşlar. Hangi ismi? Ney hatundu ya? Darüşşifa değil de başka bir şeydi. Tobruk hatun mu? Öyle bir şey olması lazımdı. Evet, bir hatun geçiyordu ama. Yani ismi hatun diyorum ama arkadaşlar gerçekten ismi hatun. Tobruk hatun. Evet, Tobruk. Evet, en gelmiş geçmiş en büyük Türk kadın komutan. Hükümdar pardon. Bilmeyen varsa Tobruk hatun diye YouTube'da veya Google'da aratabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi şuraları şöyle toparlayalım. Komünist Türkiye'nin bayrağını merak ettim bu arada. Bir bakabilir miyim abi? Evet, Komünist Türkiye'nin bayrağı aynı bayrak. Değişen bir şey yok. Osmanlı Türklerin bayrağını biz ayarlamıştık zamanında. Vah be. Jön Türklerin bayrağına bakın. Güzel güzel. Bu arada bu senaryoyu geliştirmek isteyen arkadaş falan varsa hiç çekinmesin. Senaryoyu geliştirebilir arkadaşlar. Senaryo geliştirme açık bir senaryo. Hele hele var ya Age of History'den sıkılmaya yakın olan arkadaşlar için gerçekten birebir bir senaryo arkadaşlar. Zamanında ne güzel senaryolar yapmışız görüyor musunuz? Hala da diyorum yapmamı istediğiniz senaryolar varsa yoruma kısmına kesin belirtin. Yoksa yapacak bir senaryo kalmıyor. Oyundan sıkılmaya başlıyoruz arkadaşlar. Mesela ben her gün senaryo tanıtmamın sebebi yani arkadaşlar sizlere bir şey göstermeye çalışmak. Yoksa hep seri tutmaz biz. Yani olmaz. 297. Tamam. Şu an komünistleri yollamayı bu arada detayı fark ettiniz mi bilmiyorum ama Azerbaycan Ermenistan'ı yutmuş. Arkadaşlar yorumlara bir cc alayım. Genelde biliyorsunuz benim tanıttığım senaryolarda veya oynadığım senaryolarda neden olsa Azerbaycan her zaman küçük veya Ermenistan'la hiçbir zaman savaşmamış durumda oluyor. Lakin bu sefer Ermenistan'ı yok etmiş. CCCCC. CCC ruhlarımız beslensin arkadaşlar değil mi? Barış müzakereleri hemen komünist Türkiye'nin büyük ihtimal prestij seviyesinden dolayı hiçbir toprağını alamayacağım ya da az bir toprağını alacağım. Ya da az bir toprağını almayı başardık. Talepleri gönder. Evet, şimdi gelelim monarşiciler. Monarşiler bize savaş açacak mı acaba? Onu merak ediyorum ama. Şimdi şöyle dünyaya bakalım. Bu arada oyunun senaryoyu indirdiğin zaman için arkadaşlar oyun içinde notlar var. Yani geliştirilmiş notlar falan var. Yama notları falan var. Neyin ne oldu falan yazıyor. Belki ben montajda videonun içine koymuş olabilirim ama eğer yoksa büyük bitme zamanım yetmemiştir. Bilginiz olsun. Onu da söyleyeyim de yani ne olur ne olmaz. Şimdi asimilasyonlarımızı yapalım. Gele bakalım abi. Tamamdır. Güzel. Şimdi bir tarafım diyor ki komünistler hazır savaş açmışken tamamen topraklarına kat. Bir tarafım diyor ki Osmanlı Türklerinin tamamen topraklarına kat. Oradan Jön Türklere yürü. Lakin şu an elinde bir koz var arkadaşlar. Bu koz nedir? Yakalanmamak. Şaka lan şaka gül diye.
Hemen sağ üstten turumu hızlandırıyorum. Şimdi şöyle bir ekonomimize bakmayı unuttum bu arada. En son 31 bin ekonomimiz vardı. Evet, 63 bin olmuş. Güzel. Oradan 31 bin ekonomi gelmiş büyük ihtimal. Kardeşim ne oluyor? Ne oluyor Allah aşkına? Şimdi, bu arada arkadaşlar sesim hafif garip geliyorsa kusura bakmayın. Hafif bir gribim var. Mevsimsel olsa gerek. Yani ondan dolayı kusura bakmayın. Yani ben sezerim, merak etmeyin. Evet, iki asker bastım buradan ve iki asker şimdi vatana millete hayırlı olsun usulüyle savaşa girecek arkadaşlar. Savaşımızı ilan edeceğim. Lakin ilan etmesek mi ya? 69 bin ekonomisi var lan bu adam. Bir R yapalım. Evet, Sezer Hakkı hemen R yapan. 9.936. Evet, komünistlere yürüyeceğiz. Yapacak başka bir şey yok. Al bakalım abi. Tamam, 3.127. Bunları da al. Arkadaşlar bu arada açıklama kısmında ve yorumlar kısmında Instagram sayfam mevcut. Instagram'dan beni ufak bir takip ederseniz çok mutlu olurum. 10 bin takipçi olmak üzereyiz. 10 bin takipçi olduğum zaman orada da çekiliş yapmaya özen göstereceğim. Bilginiz olsun. Biliyorsunuz zaten çekiliş sözü verdiğim zaman genelde çekilişleri yaparım. Instagram'dan da şöyle bir hafiften böyle bir takibiniz olsa mutlu olurum arkadaşlar. Oyun hakkında falan veya benim hakkımda bir şeyler merak ediyorsunuz Instagram'dan da bakmanızı %100 tavsiye ederim dostlarım. Hesabı gizli almayı düşünüyorum. Vallahi bak. Evet, 6.243, 7.986'yı da buraya al. Barış müzakereleri. Hemen barış müzakereleri. Talepleri gönder. Tamamdır. Şimdi görüyorsunuz arkadaşlar, komünistleri devirdik. Komünistler devri kapandı artık. Bizim bir an önce şeylere yürümemiz lazım. Ya faşistlere ya monarşicilere. Bunlar monarşi değil mi? Evet, monarşi. Bizim halkın mutluluğu kaç? 69. Halkımızın mutluluğu çok kötü arkadaşlar. Vergileri şöyle bir kıs bakalım be. Halkın mutlu olması lazım. Ama bu arada bunun tüm dünya versiyonu daha iyi lan. Şununla bir ilişki geliştirir misin? Faşistlerle de ilişki geliştir abi. Bizi yok etme falan çabaları falan varsa akıllarından silsinler. Şimdi halkımızın biraz daha mutlu olmasını istiyorum. %78'lik bir mutluluk oranı var. 20 bin. 80 oldu. Güzel. Tamam, bir yandan da dukat basıyorum. Bak görüyorsunuz arkadaşlar, günlük dukatımız 1513, hatta artmakta devam ediyor. Benim şu an halkımın mutluluğu kaç? 84. 100 olursa bence çok halkım bana bayağı para verebilir. Bu arada arkadaşlar, size oyunda yeni öğrendiğim bir şey söyleyeyim. Belki siz biliyorsunuzdur ama ben oyunu zaten videodan video oynadığım için sadece. Videodan video oynuyorum bu arada gerçekten. Halkın mutluluğu ne kadar artarsa size ve para verme oranları da o kadar artıyor arkadaşlar. Onu da size söyleyeyim de yani. Halkınız size az para verirse mutluluğu arttırabilirsiniz. 97. Şöyle bas bakalım. Abi hadi la. Tamam valla bu kadar mutluluk yeter onlara. Artık vergi verin lan. Kardeşim aç kapıyı, aras kargo. Şimdi gelelim monarşicileri devirmeye. Monarşiciler yok olacak. Arkadaşlar hatırlatayım. Eğer bak dünya sınırları alma şeyimiz final oldu zannediyorsanız, final falan değil. Cuma, cumartesi, pazar kaldığı yerden gümbür gümbür devam edecek. Zaten haftaya, seni haftaya bayram büyük ihtimal. Değil mi bayram? Bakayım, evet bayram. Ya da haftaya değil. Ondan sonraki haftanın çarşamba günü olabilir. Bir gün bayram ama hangi gün bilmiyorum. Siz yazarsınız yorumlarda ama hadi bakalım. Şimdi bayramda videolar devam edecek arkadaşlar. Belki ilk gün atmayabilirim ama diğer günlerin hepsi atacağım. Merak etmeyin. Videolarımızı aksamayacak hiçbir şekilde. Evet ilerle abi. Yorumlara kalp atan, bazen yorumlara cevap yiyen bu içerik üreticisi sizi boşlar mı zannediyorsunuz? Yanılıyorsunuz dostlarım, yanılıyorsunuz. Ama aklıma... Tamam, barış yaptık arkadaşlar. Barış yaptık. Dışarıdan bu arada savaş uçağı geçiyor. Biliyorsunuz yakın zamanda bir tane şey geçmişti. Kamyon falan geçmişti. Tank falan geçmişti. Bu sefer de savaş uçağı geçiyor. Hatay'a bu arada Suriye sınırına falan oturmuyorum. Ama şu uçaklar geçiyor arkadaşlar. Burada bir askeri kamp var. Belki oraya gidiyorlardır. Bilmiyorum. Şimdi şöyle bakalım bir ekonomimize, nüfusumuza. Belki de bana geliyor olabilirler. 74 bin ekonomimiz var. 345 bin nüfusumuz var. Milliyetçilere bir yürüyelim. Milliyetçilere de bir savaşımız açalım. Evet, yani paramız yetiyor arkadaşlar. Milliyetçilere Sivas tarafından yürüyebiliriz. Bosa, Batman, Mardin. 528'de buraya. Paramız var. Paramız mis gibi var abi. Paramızı düzgün idareli kullanmamız gerekiyor. Bu arada arkadaşlar, buraya kadar izleyen arkadaşlar için de ayrıyeten çok ve çok teşekkür ediyorum. Sizler birlikte 15.000 aboneye doğru ilerliyoruz dostlarım. İnşallah 15.000 abone olduğumuzda da yine bir çekilişimiz daha olacak. Onu da haberini vereyim sizlere. Arkadan garip garip sesler geliyorsa kusura bakmayın. Annem bayram temizliği yapmaya çalışacak büyük ihtimal. Şöyle askerleri at bakayım buraya. Milliyetçiler buraya yardılar. Milliyetçilerin başkentini yaralım abi.
Lan milliyetçilere bak. Abi tur verdik ya. Tamam yeter. Bu kadar yeter kardeşim. Şunları ver bakayım be. Bunları buraya, bunları buraya atıyorsun. 715 buraya, 443, 531. 855 binlik askeri buraya at. At abi bunları da at. Arkadan %100 sesler geliyor ama size. Rahatsızlık için özür dileriz arkadaşlar. Barış Manker'i yapacağım. Milliyetçilerle işimiz çok uzadı. Bir şey söyleyeceğim. Bu adam var ya. Uyanık arkadaşlar. Bu adama toprak kaptıramam. Dağıt askerleri. Ulan bu benim toprağımdı ya. Türklerin topraklarıyla karıştırıyorum. Şuna bakar mısınız? Kendi kendimi fethetmeye çalışıyorum. Al abi toparla. ...776'da buraya. Güzel. Buradaki savaşımız bitti. Milliyetçiler bizi biraz yordu ama monarşicilere göre biraz daha güçsüzlermiş bu anladığım kadarıyla arkadaşlar. O yüzden dikkatli bir şekilde, temkinli bir şekilde davranmaya çalışıyorum ama ne yazık ki hareket puanım yetmiyor. Evet, sanırsam şeydir. Bu askerler benim mi? Yok arkadaşlar, bu askerler benim değil. 5, 4, 5, 3 şunları ver bakayım be. Al abi şunları. Şunları ver bana. Tamamdır. Barış yapmıyorsun abi. Niye barış yapmıyorsun? Tamam abi. Sıkıntı yok arkadaşlar. Merak etmeyin. Biz bu savaşı alacağız. Yani benim 2200 askerim vardı. Bu askerler nereye gitti? Ben hiçbir fikrim yok abi gerçekten ya. O askerler acaba taraf mı değiştirdi? Komünist, faşist falan mı oldular ya? Oo, sakin ol kovboy. 61. Trabzon. Arkadaşlar, çok kötü bir haberim var. Bu savaşı kaybedeceğiz. Faşistler kaybetmiyor, işte kabul etmiyor barış anlaşmasını. Biraz üzgünüm bunun için. Ama eğer olur da kaybedersem beni suçlamayın. Yani bu devrede bak ülkemizde ise faşist çıkmış, komünist çıkmış. Biz hala demokratız. Biz de bir şeyler yapsaydık ya oğlum ya. 82-159. Oğlum bak 4000 askerin falan var. Askerler nereye kaçıyor bu adamın ya? 327 asker al. Büyük bir ihtimal asker sayım ondan yüksek diye kabul etmiyor bak. Oğlum kendi toprağını çıkarma atıyor. Reis ne yapıyorsun ya? Alt üstü senaryo tanıtım değil mi? Bir şey olmaz arkadaşlar. Allah Allah. Kendi toprağını çıkarma atan milletvekili gibi lan. Bu ne bu? Allah belanı Osmanlıları da dövüyor. Ben bir şey söyleyeceğim abi. Ben bir sınıra bir vasal bıraksam ne güzel olur değil mi? Faşistler bayağı güçlü çıktı ya. Kesin başlarında Alperen var bunu. Ben size söyleyeyim. Alperen izliyorsan oğlum. Neden lan? Ha? Dur abi dur. Osmanlılar güçten... Osmanlılar çok güçlendi. 96. Sen ne yapıyorsun sen? Ben senden toprak almam lazım. Ver şu toprakları bak. Tamam, elimizden geldiğince toprak almaya çalışacağım. Allah'ım ne olur Osmanlılar tam toprak alamasınlar. Bu ne oğlum? Bu adam nereden geldi bu kadar gücü ya? Dur bakayım, barış yapsınlar. Evet, bize biraz toprak kaldı. Güzel oldu bu. Bu topraklar sayesinde biraz daha arkadaşlar kendimizi geliştirebileceğiz. Yani Osmanlıların da prestiji yetmediğini biliyordum zaten. Gel abi. 358. Al abi al al git. Güzel. Bitti mi? Bitti. Tamam. Barış müzakereleri.
Ama ne olur Allah belanı vermesin. Sen bu kadar toprak alama... 23 yıldız mı? Neyse bunu artık bir sonraki bölüm yok ederiz diye düşünüyorum. Hemen şuradan hakaret et abi. Bu da ultimatumu reddederse var ya döverim ha. Az ekonomili ise oyunlarda senaryolarda genelde şey oluyor ya. Savaşmak daha zor. Tamam. Güzel. Sadece dünyada Osmanlı ile Türkiye kaldı. Arkadaşlar bir sonraki bölümümüzde kaldığımız yerden görüşmek üzere dilerim. Kendinize çok iyi bakın. Aşağıdan videoyu beğenip henüz kanalıma abone değilseniz de abone olmayı unutmayınız arkadaşlar. Görüyorsunuz ki biraz zorlandık açıkçası. Neden zorlandığımızı pek bilmiyorum ama faşistler bizi bayağı yordu. Keşke biraz daha para basıp dukat basıp ki bayağı ilerleseydik üzerlerine. Neyse bir sonraki bölümümüzde görüşmek üzere dilerim. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay dostlar. Öptüm.